Merhabalar herkese. Sesim geliyor umarım. Evet, gayet net Geliyor duyuluyor. yine, geliyor. Süper, çok teşekkürler. Öncelikle ben Envision Cloud'un nereden geldiğiyle ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra şirketimizle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bunların toplamı 5 dakikayı aşmaz. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için bugün minnettarız. İyi ki varsınız. Her şey sizlerle, müşterilerle mümkün. Envision Cloud'un nereden geldiğinin hikayesine bakarsak aslında tamamıyla çok harika bir success story ve bir success history aynı zamanda. Bugün Gartner kapsamında baktığınızda CASB dediğimiz yani Cloud Access Security Broker denilen şey aslında uzun yıllar önce cloud ilk keşfedildiğinde veya ortaya çıktığında herkes tarafından kullanılmaya başlandığında Sky High Networks diye bir firma çıkıp demiş ki arkadaşlar cloud varsa cloud'un security olması lazım. Security'si olması lazım. Cloud varsa cloud'un security policy'leri olması lazım. Tıpkı Active Directory'de olduğu gibi. Eğer bir security policy olmazsa o zaman cloud değil veya Active Directory değil. O böyle serbest bir bahçe gibi oluyor. O zaman herkes de istediği gibi at oynatıyor. Bu böyle olmasın demişler. Ve Sky High denilen platformu çıkartmışlar. Cloud Access Security dediğimizden daha ziyade aslında CASB dediğimiz şey veya Sky High o zamanlar bir security ürününden daha ziyade bir security policies enforcer'dı. Yani siz eğer bir cloud'unuz varsa ve bunu birilerine kullandırıyorsanız bu kullanımın belirli bir kuralları, kaideleri olması lazımdı. İsteyenler istediği kadar bandwidth'i istediği amaçla kullanmamalıydı veya istedikleri her şeyi bilgisayarlarından internete gönderip internetten istedikleri şeyleri download edememeleri lazımdı ve CASB dediğimiz şey bununla çıktı. CASB'yi çıkartan Sky High Networks'tür. Gartner'a da bunu kabul ettiren ve Gartner'da CASB diye bir terminolojinin olmasının sebebi de Sky High'dır. Daha sonra McAfee Sky High'ı alıyor. İlk başta Sky High diye geçiyor yine ama daha sonra da ismi şu anda Envision Cloud olarak değişti. Şimdi bizim firmamızla ilgili, yetkinliklerimizle ilgili bir açılım yapacak olursak da şöyle Software One Turkey aslında ilk bulunduğunda 1997 senesinde kuruldu ve DataServe teknolojileri olarak kuruldu. Daha sonra 2015 ve 16 senelerinde Comparex firmasının, Comparex AG'nin, Global'in bizim Türkiye'deki yetkinliklerimiz ve yeteneklerimize bakarak Türkiye'de bir firmayı ortaklık kurma, iş ortaklığına gitme ve Türkiye'de faaliyetlere başlamak gerektiğinde bütün Türkiye'deki firmalardan bizi seçmesiyle başladı ve o zaman ismimiz Comparex Türkiye oldu. Daha sonra da Comparex AG'nin ve Comparex Global'in 34 ülkedeki dünyadaki bütün hisseleri Software One tarafından Globally 2019 yılında satın alındığında Nisan ayında lanse edilerek artık biz de Software One Turkey olmuş olduk. Software One Turkey'ye baktığımızda şöyle page down yapayım. Bizim şu anda bir sürü üretici iş ortağımız var ama bunların arasında güvenlik framework'ünde yani Information Security framework'ünde ortaklarımız bunlar. Ve en sol üst köşede de McAfee geliyor. Niye? Biz McAfee ile çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Ve McAfee'nin sağlanabilecek en yüksek seviyedeki iş ortaklığı ve yetkinliklerini barındırıyoruz. En fazla kategori olarak da iş odağımız olan üretici firma McAfee'dir. Bugün baktığınızda iş ortaklığımız bizim bir sürü üreticiyle var. Ama burada görüldüğü üzere McAfee işte Platinum iş ortaklığıyla bizim temsil ettiğimiz en fazla kategoride odak alanına sahip olduğumuz ve bu konuda yetkinlik barındırdığımız, istihdam barındırdığımız üretici. Baktığınızda yine bütün kolonlarda görebileceğiniz üzere hani McAfee kadar
odak alanımız olan başka bir tane daha üretici yok. Biz McAfee ile çok uzun yıllardır çok büyük kurumlara işler yapıyoruz. Buna value add reseller da resellerlik diyemeyiz sadece. Buna high value add reseller, yani öyle ki yetkinlik seviyelerimiz ve istihdam ettiğimiz personel sayesinde neredeyse yurt dışına bağımlı kalmadan Türkiye'deki müşterilerimizin müşteri memnuniyetini yaratabiliyor, her türlü ihtiyaçlarına karşılık verebiliyoruz. Ben sizin de anlamış olabileceğiniz gibi aslında satış odaklı bir insanım. Play tuşuna basıldığında susmayı bilmeyebilirim ama burada kendimi durduracağım. Sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Sözü şimdi McAfee'deki arkadaşlarına bırakıyorum. Çok teşekkürler. Ben de hemen hızlıca ekranımı paylaşayım. Görebiliyor musunuz? Bir onay verebilirsiniz eğer ekranımı görebiliyorsanız. Görebiliyoruz. Tamamdır. Birkaç kişi galiba lobide bekliyor. Aldınız galiba. Merhabalar herkese öncelikle tekrardan. İsmim Atakan. Yaklaşık 2 senedir McAfee'de Presales Engineer olarak çalışıyorum. EMEA bölgesinden sorumluyum ben de. Türkiye ve EMEA bölgesindeki diğer ülkelere hem Presales tarafındaki demo, POC ya da müşteri ihtiyaçları doğrultusunda onların iş ihtiyaçlarını adreslemeye çalışıyoruz. Bugün özellikle Unify Cloud Edge tarafından konuşacağız. Aslında Unify Cloud Edge'de neleri cover ediyoruz, neleri konuşmamız gerekiyor, açıklıklar neler ve biz neleri adresliyoruz. Burada özellikle birçok dokunduğumuz nokta var. Bugünkü webinar içerisinde iki temel konu, Web Gateway bileşeni ile beraber aynı zamanda KESB bileşeninin tarafındaki yeteneklerden bahsedeceğiz. Ben daha ziyadesiyle burada bugün genel bir sunumu yaptıktan sonra Web Gateway'deki Remote Browser Isolation ile gelen yeteneklerimiz neler, burada neleri adresliyoruz bunlardan hem bir demo yapacağım hem de ekran üzerinden gösteriyor olacağım. Sonrasında zaten Ümit arkadaşımız da KESB tarafındaki yetenekleri size bir demonstrasyon şeklinde gösteriyor olacak. Şimdi başlayacak olursak aslında Unify Cloud'a işte neye ihtiyacımız var? Ben McAfee'ye katılmadan önce uzun yıllar savunma sanayinde çalışıyordum ve bizim de aslında hep derdimiz şuydu. DLP koruması yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten kritik veri var elimizde. Ve bu kritik veriyi aslında adreslemeye çalıştığımız noktalara baktığınız zaman da hep legacy dediğimiz sistemleri düşündüğümüzde bir endpoint katmanımız vardı, bir de network katmanımız vardı. Ve burada adreslediğimiz çözüm aslında hep ne oluyordu bizler için? Bildiğiniz işte endpoint üzerinde çalışan bir ajan, endpointlerini bağlayamadığımız, ajan yeteneğini konumlandıramadığımız bir nokta varsa network katmanını konumlandırmaya çalışıyorduk. Ama özellikle roaming user diye tabir ettiğimiz mobil kullanıcılarımız, bunlar gidiyorlar Starbucks'tan bağlanıyorlar ya da artık günümüzdeki iş ihtiyaçlarının artmasından dolayı herhangi bir hizmeti cloud üzerinden aldığınızda bu mevcut legacy çözümler aslında sizin ihtiyacınızı görmüyor. Ve bunu adreslemeye çalıştığımız zaman da özellikle tamam hadi bir roaming user'ları alalım, network katmanını kapatalım dediğimiz zaman ne oluyor? Özellikle endpoint tarafındaki yetenekleri kaybediyorsunuz ve bulut tarafındaki yeteneklerimiz hali hazırda kaybolmuş oluyor. Peki diyoruz ki tamam hadi burada teknolojiler artmaya başladı. Biz ya arkadaşlar burada tamam başka cloud tarafını nasıl adresleyeceğiz? KESB diye bir kavram çıktı Seyhan Bey'in bahsettiği gibi. İşte KESB Cloud Access Security Broker. Tamam ben buradaki hem roaming user'ları cloud web gateway'ler üzerinden yönetebilirim. Ya da herhangi bir bulut hizmetini yönetilebilir bulut hizmeti olarak satın aldıysanız yani yönetim konsolunu siz yönetiyorsanız oradaki erişimlerin izinlerini siz veriyorsanız ben buraya müdahil olabilirim dedim. Ama gene neyi kaçırıyordum burada? Endpoint ve network bacağını kaçırıyordum. İşte McAfee aslında tam bu pandemi öncesinde UC'yi buradaki açığı görerek şöyle bir motto ile ilerlemeye başladı. Ya madem böyle bizim bir ihtiyacımız var, device to cloud security yapıyoruz. Neden benim elimde şöyle bir yetenek olmasın ki? Ben bir politika tanımladığım zaman taramak istediğim verinin ne olduğunu biliyorsam, kritik kelime nedir, regular expression'ı var mıdır ya da herhangi bir pattern'ı var mıdır, sınıflandırma yapıyor muyum? Bunları cloud'da ya da roaming user'lar üzerinde kullanımlandırabilir miyim? Aslında tüm hikaye burada başladı. İşte bu hikayenin başladığı noktada da biraz istemsizce de olsa bizim işimiz kolaylaştı. Özellikle müşterilerimize ulaşma noktasında. Çünkü baktığınız zaman pandemi sonrasında hepimizin bildiği işte yeni normal diye adettiğimiz bir nokta var. Çoğu kurum bugün daha gördüm Sabancı'da galiba başlamış. Uzaktan çalışmaya geçecekler diye Koç Holding'i duymuştum. Büyük firmaların dahi pek çok iş gücü aslında artık
cloud'dan çalıştığı için burada hani yerleşik bir ofis ihtiyacını olabildikçe minimum tutmaya çalışıyorlar. İşte buradaki karmaşıklığı, artan karmaşıklığı azaltmak için ve bütünleştirilmiş bir teknoloji kullanmak için aslında Unify Cloud Edge doğdu. Ve Unify Cloud Edge'de aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Size bütünleşik bir katma değer vererek bu bütünleşik katma değerin içerisinde mevcutta tanımladığınız bir politikada endpoint politikanız var. Belirlediğiniz kritik diye tabir ettiğiniz paternler belli. Bunları sadece endpoint katmanında değil, olabilecek tüm katmanlarda tarıyoruz. Ve aynı şekilde daha öncesinde konuştuğumuz Closed Loop Remediation adını verdiğimiz Web Gateway'le riskli servislere erişimlerde ve bunların Shadow IT tarafı dediğimiz sizin tarafınızdan yönetilmeyen bulut hizmetleriyle etkileşimlerine son kullanıcılarınız hangi servislere erişiyor? Bu servislere izin verecek misiniz, vermeyecek misiniz diye bahsettiğimiz Closed Loop Remediation'ı otomatikleştirme şansına sahip olduk. Ve aynı şekilde aslında burada bir başka yeteneğimiz daha ortaya çıktı. Olay yönetimini de tekilleştirdik. Olay yönetimini tekilleştirerek müşterilerimize ne sunuyoruz? Müşterilerimize diyoruz ki siz olay nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, bu olayın bilindiği kaynakların üzerinden aslında konsol üzerinden ilgili yerlere navigate ederek kendinizi ulaşıp buradaki olayların net tarz bir olaydan gerçekleştiğini görebiliyor oluyorsunuz. Ve en önemlisi tabii burada McAfee hikayesine baktığınız zaman IPO'ya aşina olanlar da bilir. Aslında hep mottomuz budur. Bizim amacımız bir bütünleşik altyapı sunabilmek. Nerede olursa olsun. Yani son kullanıcı yönetimi olarak düşündüğümüz zaman sadece ve sadece bu bileşenleri ayrı ayrı yönetmek değil, aslında konsolide edilmiş bir ekran üzerinden bu hem politikaları tanımlamak, hem olayları izlemek, hem de yapabileceğiniz aksiyonları bunun üzerinde tekrar tekrar yapabiliyor olmayı sağlamak istiyoruz. Ve burada bir başka nokta da var, onu da atlamadan geçmeyelim. Yönetilebilir bulut hizmetlerini kısıtlama dediğimiz nokta. Bu nedir? Office 365 kullanıyorsunuzdur, G Suite kullanıyorsunuzdur, GitHub kullanıyorsunuzdur. Sadece ve sadece aslında kurumunuzun çalışanlarını şunu diyebilmeyi isteyebilir olabilirsiniz. Benim kullanıcılarım sadece benim Office 365 tenantıma erişsin ama başka bir tenanta erişmesin. Ya da G Suite de aynı şekilde, GitHub'da da aynı şekilde bunların hepsini mümkün olarak yapabiliriz. Büyük resme baktığımız zaman da aslında burada gördüğünüz mimarinin içerisinde şu sol üst tarafta gördüğünüz sizin son kullanıcılarınızın istemli ya da istemsizce eriştiği bulut hizmetlerini görüyorsunuz. Ve aslında bu pandemi öncesi çoğumuzun çalışma şekli olan merkezi bir yönetimde bulunduğunuz işte ana merkezlerinizden, headquarterlarımız dediğimiz genel merkezlerimizin olduğu yerlerden eriştiğiniz çok kaba tabirle forward proxy'lerle ya da firewall'unuzdaki content gateway bileşenlerini aktif ederek çıktığınız bir mimari vardı. Ama özellikle bu pandemi sonrasında ne yapmaya başladık? Hepimiz neredeyse evden çalışıyoruz. Ve evden çalışırken de şimdi iki tane yöntem yapabiliyorduk. Neydi ilk baştaki yöntemlerimizin bir tanesi? Mevcutta müşterilerinizi, yani son kullanıcılarınızı daha doğrusu sizler müşteri olarak ya VPN'le merkeze getirmeniz lazım dışarıya çıkartmak için ya da bu işin mimarisi gereği aslında gelen kullanıcıları web gateway'inizi cloud'da konumlandırarak çıkarmamız gerekiyor. İşte bu noktaya baktığımız zaman da buradaki cloud web gateway entegrasyonunu hali hazırda yapmış oluyoruz. Ve bununla beraber de özellikle yönetilebilir bulut hizmetleri diye düşündüğümüz kısımdaki yetenekleriniz için de hem API'larla hem reverse proxy API yeteneklerini kullanarak sizlere aslında son kullanıcınızın nereden geldiğini, hangi cihazdan bağlandığını ve aynı şekilde bu cihazlar üzerinden bağlandıktan sonra kritik bir veriyi upload ettiği zaman sizin yönetilebilir bulut hizmetinize örnek olarak Office 365 bugün Ümit'te zaten bunu gösterecek sizlere. Buraya bir veri atıldığı zaman kritik veri mi atıldı yoksa bu veri kurum dışarısında biriyle mi paylaşıldı bunları adresliyor oluyoruz. Ve tabii en önemlisi burada aslında biliyorsunuz Seyhan Bey de bahsetti burada. Burada bahsettiğimiz kriterlerden bir tanesi de ne olması gerekiyor? Hepimizin bildiği bir konu Zero Trust Network'lar ya da SASE diye geçen yaklaşımlar. Çünkü dünyadaki bu etkileşimin ihtiyacımızın farklı noktalara gitmesinden dolayı aslında güvenlik kriterleri de değişti. Gartner raporlarınıza baktığınız zaman artık Zero Trust Network'leri konuşuyoruz, SASE approach'larını konuşuyoruz. Burada da en büyük yaklaşımlardan bir tanesinin ne olması gerekiyor? Remote Browser Isolation. Ve bu Remote Browser Isolation'da neyi sağlıyoruz aslında? Özellikle ve özellikle son kullanıcınız gittiği kritik verileri eriştiği noktalarda bilinmeyen an kategorize edilmiş sitelere gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bunları sağlamış oluyoruz. Ve burada da gene yönlendirmelerle beraber güvenlik yaklaşımımızı en üst seviyede konumlandırmış oluyoruz.
Şimdi Remote Browser Isolation, bu tanımı özellikle tutmak istedim İngilizcesini. Aslında bunu iyi anlamamız gerekiyor. Remote Browser Isolation'da ne anlamamız gerekiyor? Özellikle sizin bir web sitesine yaptığınız request gittiği zaman buradaki web sitesindeki request aslında karşı taraftaki bilinmeyen, unkategori edilmiş bir site varsa bunun araya giriyoruz ve aslında burada bir viewer'lık yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde orada gidilen web sitesine erişimi direkt yapmadığımız için özellikle ve özellikle browser kaynaklı olabilecek, doğabilecek güvenlik risklerini bertaraf etmiş oluyoruz. Burada RBI öncesi yaptığımız en büyük farklılık şu oluyordu. RBI öncesinde sizler güvenlik adminleri olarak unkategori edilmiş sitelere ya da kategori edilmemiş sitelere izin verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bunlarla boğuşup duruyorsunuz açıkçası. İşte bu noktada Remote Browser Isolation devreye girerek eğer bir kategorisi belli olmayan bir web sitesi varsa burada araya giriyor ve kendi üzerinden bir viewer'lık yapıyor. Ve bu sayede aslında sizin ransomware atakları ya da phishing ataklarına karşı bir koruma sağlamış oluyor. Bununla beraber gene kullanıcı dostu olarak herhangi kullanıcı deneyimini adresleme noktasında bir sıkıntıya bertaraf etmiş oluyorsunuz ve özellikle sizin helpdesk operasyonunuzu azaltmış oluyoruz. Ve bu sayede aslında gün sonunda da size bir bütünleşik yaklaşımla beraber bir dashboard'un içerisinde de şunu göstermiş oluyoruz. Sizin gidilen browser isolation'da hangi domainlere gittiniz, hangi kategorilere eriştiniz, toplam uploadlarınız ne, bloklanan veri ne kadar, bunların tamamını gösterme şansına sahip oluyoruz. İşte bu teknolojiyle beraber UC'nin bize kattığı en büyük katma değer Remote Browser Isolation'da tekrar etmek gerekirse konsolide olarak aslında McAfee'nin aynı yönetim konsolu içerisinde sunuyoruz. Yani tekrardan başka bir yere gitmenize gerek kalmamış oluyor. Sunumun son slaytını ben şuna bırakmak istiyorum. Aslında McAfee teknolojisi neden sizler için önemli? McAfee teknolojisi baktığımız zaman Unified Cloud Edge'de 3 temel bileşeni çatı altında birleştirmiş oluyor. Bir tanesi Web Gateway tarafı, bir tanesi CASB tarafı ve bir tanesi de DLP tarafı. Ve bu 3 teknolojiye de baktığımız zaman da aslında adres dediğimiz noktaların tamamı sizler için Gartner tarafından tanınmış ve customer choice olan teknolojiler olduğu için hani güvenli yatırım yapabileceğiniz ve ileride herhangi bir sıkıntı yaşamadan tüm kontrol parametrelerini uygulayabileceğiniz bir mimari sağlamış oluyor. Bugünkü konuyu bitirirken de aslında sunumu bir sonraki webinar içinde biraz da bilgi vermiş olalım. Bir sonraki webinarımızda da size neyden bahsedeceğiz? Burada adres ettiğimiz UC tarafını aslında biraz daha SaaS operasyonu ya da Web Gateway operasyonlarını IaaS platformlarına taşıdığımız zaman yani Azure tarafına ya da AWS tarafına ya da GCP tarafına taşıdığınız zaman aslında işin resmi biraz daha değişiyor. Gene bu tarafta da hem DLP koruması hem güvenlik korumalarını konuşuyor olacağız ve burada da size sağladığımız yetenekleri tekrar ettiğimiz nokta şu olacak. Konsolide edilmiş bir güvenliği tek bir çatı altından tüm politikaları, tüm olay yönetimlerini, tüm aksiyonları aynı yerden sağlayabilecek bir mimari sunmak olacak. Şimdi hızlıca ben şurada demonstrasyon kısmına geleyim. Ekranımı hala görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Açalım burayı. Şimdi Unified Cloud Edge dediğimiz bileşen neydi bizler için? CASB tarafı, Web Gateway tarafı ve bununla beraber de DLP Endpoint tarafıydı. Özellikle ve özellikle şimdi ben sizlere bugünkü demonstrasyon sırasında Web Gateway tarafındaki yeteneklerden bahsedeceğim. Zaten benden sonra da Ümit arkadaşımız da CASB tarafındaki yetenekleri konuşuyor olacak. Şimdi buradaki CASB tarafındaki aslında McAfee kullanan müşterilerimiz varsa aslında biraz bu arayüze de aşinalar. Bizim on-prem'de kullandığımız Web Gateway'deki mimariye yakın bir Web Gateway'de bunu konumlandırıyoruz. Politika rulesetleri anlamında. Yani sizler bir politika tanımladığınız zaman burada aksiyon alma sırası olarak bir firewall yaklaşımı gibi en üstten başlayarak en alta kadar burada iniyor. Ve burada neler yapıyoruz aslında? Burada yaptığımız şeylerin başında Shadow IT geliyor. Shadow IT entegrasyonunu McAfee müşterisi değilse mesela bir müşterimiz onun loglarını alıyoruz. O logları analiz ettikten sonra şu bilgiyi veriyoruz. Diyoruz ki siz hangi servislere erişiyorsunuz ve Cloud Registry'de veri tabanı dediğimiz adres içerisinde de mevcutta hali hazırda 27 bin tane
kadar fazla servis burada tanımlanmış durumda. Ama siz sizin kurumunuz özel olanı merak ediyorsunuz haliyle. Yani benim ortamımdan bir veriye gidilmiş mi? Ve ben buradaki gidilen veriyi nasıl addedeceğim? Bunları görmek istiyorsunuz. İşte bu Cloud Registry Database dediğimiz veri tabanı içerisinde 27 bin tane servis halihazırda tanımlandığı gibi pek çok servis de arka planda değerlendirilip otomatik olarak buraya ekleniyor. Peki biz size burada ne sağlıyoruz? Biz size burada bir risk yönetim platformu sağlıyoruz. Diyoruz ki biz best practice olarak McAfee'nin yaklaşımında bunu 6 ana kategoride 60'a yakın sub kategoriyle beraber bir risk profili çıkartıyoruz. Bu bir best practice ama siz diyebilirsiniz ki Atakan sen bunu dedi McAfee olarak böyle demişsin ama benim data riskim daha büyük. Ben bu data riskini arttırmak istiyorum. Ya da ben buradaki servis riskimi çok umursamıyorum ama business risk benim için çok kritik. Ben bunu arttırmak istiyorum deyip kendi kategorinizi, kendi risk yönetiminizi yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da buradaki servis risklerini aldığınız sonuçları servis grup dediğiniz adını, servis grup adı altında geçen otomatik workflow'lara bağlayabilirsiniz. Yaşadığımız en büyük sıkıntı neydi bizim arkadaşlar? Yaşadığımız en büyük sıkıntı on-prem web gateway'lerdeki servis kategorileri yok mu şu an? Cloud Storage Provider'lar. Bilindik servisleri, mesela bunun işte GDPR açısından bilindik servisleri tarıyor ama kaçırdığı en büyük nokta ne bu servislerin? Özellikle yeni bir servis çıktığı zaman buradaki URL mapping veri tabanları on-prem web gateway'lerin hızlı bir şekilde güncellenmiyor. İşte bu cloud native çözümlerin bize sağladığı en büyük esneklik ne oluyor? Burada geldiğiniz zaman otomatik olarak burada siz yeni bir servis mi eklendi? GDPR açısından riskli bir servisin var. Otomatik olarak bunun GDPR açısından geldiğini görebiliyorsunuz. Ve buradaki servislerin kendisini de görebiliyorsunuz. Ve bunu gördükten sonra isterseniz bunu bir workflow'a da bağlayabilirsiniz. Yani admin olan arkadaşlar otomatik olarak yeni bir servis eklediği zaman notification alırlar. Ve bunları sonrasında isterlerse manuel olarak isterlerse sisteme otomatik olarak bıraktırabilirler. Bundan bahsettikten sonra tekrar web gateway tarafına gelecek olursak bu bilgiyi nasıl kullanıyorum ben? Bu bilgiyi arka planda otomatik back to back birbirine bağlı olduğu için web gateway ile beraber Shadow IT tarafı, application control tarafının içerisinde ben diyebiliyorum ki ben bloklamak istediğim servisleri burada belirleyeceğim. GDPR açısından high risk olanları bloklamak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki aslında sunum sırasında bahsettiğim Atakan benim Office 365 domainim belli. Ben bu domain dışında kimse farklı bir domainden gelirse erişim yapmalarını istemiyorum diyebilirsiniz. Bunları da kontrol edebilirsiniz. GitHub tarafını kontrol edebilirsiniz. Ya da Box, Amazon, AWS, Slack taraflarını kontrol edebilirsiniz. Ya da Web 2.0 dediğimiz mevcuttaki bir application bazlı çalışan arka taraftaki web servislerini seçtiğiniz zaman buradaki onlarla alakalı mesela GitHub'a girdiğiniz zaman ben GitHub'ı kontrol etmek istiyorum. GitHub'ın içerisinde post, download, upload. Yani download edebilsin ama post edemesin diyebilirsiniz. Ve bununla beraber özellikle bugün konuşacağımız konu Browser Isolation tarafında neler yapabiliriz? Browser Isolation'a girmeden önce teknik tarafına biraz lisanslamasından bahsetmek istiyorum. Risky Web dediğimiz kısım otomatik olarak siz UC Unified Cloud Edge Advanced paketine sahip olduğunuzda size ücretsiz olarak geliyor. Size katma değeri ne? Bu mimari riski web yaklaşımı McAfee tarafından yönetilen ve McAfee tarafından hali hazırda kategori edilmemiş herhangi bir servisin ya da web sitesinin adreslenme noktasında bize bir ihtiyaçlarımızı karşılamamıza sebep oluyor. Ve burada siz bunu yaparken şunu seçebiliyorsunuz. Ben hangi domainleri alacağım, hangi domainleri exclude edeceğim ve burada browser control yaparken yani buradaki remote browser isolation devreye girdiği zaman file upload'lara izin verecek miyim, download'lara izin verecek miyim? Bunu adresliyoruz. McAfee teknolojisi neden şu an sektörde öne çıkan teknolojilerin başında geliyor? Remote Browser Isolation teknolojisine baktığınız zaman arkadaşlar iki farklı yaklaşım var. Birisi DOM yaklaşımı, bir tanesi de aslında VNC yaklaşımı diyebileceğimizle beraber VNC Viewer yaklaşımı diyebilirsiniz buna da. Burada ne yapıyoruz? Aslında biz piksel teknolojisi gibi normal piksel to piksel bunu kopyalıyoruz. Yani hiçbir şekilde DOM'daki gibi o ilgili web sitesinden sizin kendi kullandığınız tarayıcıya bir veri transferine izin vermiyoruz. Bu oldukça dramatik fark yaratan nokta oluyor. Bunu riski web tarafı dediğim gibi lisanslamayla beraber bizde geliyor ve biz bunu adresledikten sonra da aslında siz buradaki kontrollerinizi sağlayabiliyorsunuz. Ya da şunu da seçebilirsiniz. Full isolation mode. Ben her şeye kendim karar vereceğim.
domainlere de kendim karar vereceğim. Gidecek kullanıcılara da kendim karar vereceğim. Yapılacak aktivitelere de kendim karar vereceğim. Bunların hepsini seçebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra da aslında buradaki bloklama kurallarınızı devreye alabilirsiniz. Şimdi burada hızlıca şunu bir demonstre edelim sizler için de. Normalde ben burada geldiğimde bir tane kural tanımladım. Remote Browser Isolation'ı nerede devreye alacağımla alakalı. Hızlıca göstereyim sizlere buradaki full isolation'ı. Ben dedim ki burada online shopping ya da web mail tarafı varsa ben buradaki servisleri otomatik olarak Remote Browser Isolation içerisine almak istiyorum dedim. Ve buradaki makineye gittiğim zaman da ben Amazon.com'a gittiğimde biliyorum ki bu Amazon.com arka planda çalışan bir alışveriş sitesi var ve buradan da alışverişlerinizi yaparken benim tarafımda bir commercial kategorisine giren bir web sitesi. Gördüğünüz gibi hemen araya Remote Browser Isolation girmiş oluyor. Ve siz bu Remote Browser Isolation'a girdiğiniz zaman da otomatikman son kullanıcı deneyiminiz gibi burada tıkladığınızda arka planda sanki sizin kendi browser'ınızdan yaptığınız gibi algılanıp aslında bizim bu trafiği redirect ettiğimizden dolayı herhangi bir bu site içerisinde bir malicious code payload varsa size download etmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu dramatik bir şekilde fark yaratıyor sizler için. Peki başka neler yapabiliriz? Burada bir başka örnekte Gmail'i vermiştik. Yani webmail'i vermiştik. Webmail'e baktığımız zaman da aslında gene gördüğünüz Remote Browser Isolation devreye girdi. Çünkü Gmail bir webmail kategorisinde yaran site. Ben buradaki siteye girdiğim zaman buradaki üzerindeki devreye almak istediğim kural setlerine bağlı olarak aksiyonlar gerçekleştirebilirim. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Aslında daha demin gösterdiğimiz veriyi download etme, upload etme noktası. Benim burada bir verim var. Ben bu veriyi gördüm. Preview etmek istiyorum. Evet, kredi kartı bilgisi. Tamam, ne güzel, bunu download edeyim, alayım kendime. Ama download etmeye çalıştığım zaman arka tarafta görüyorsunuz Remote Browser Isolation size buna izin vermiyor. Buradaki örnekleri çoğaltabilirsiniz. Zamanı iyi kullanmak adına buradaki örneklerde clipboard aktivitesi ya da upload aktivitesi ya da mesela bir DLP perspektifinde tamam ben bu adama bağlanıyorum ama belki bu adama ben bir confidential data yolluyorum. Bu confidential datanın DLP perspektifinde tespit edilmesi ve bloklanması mümkün. Ve bunların hepsini aslında dediğim gibi özellikle riski web kategoriler için riski web yaklaşımında zaten ücretsiz olarak lisanslamasını sağlamış oluyorsunuz. Burada hızlıca 2 dakika daha alacağım Ümit, sonra sözü sana bırakacağım. Şöyle bir şey daha gösterelim. Pardon. Şimdi peki bunu aldınız, kullanımlandırmaya başladınız, Unify Cloud'a sahip oldunuz. Ben buradaki dashboardlarda neler göreceğim? Bu dashboardların içerisinde özellikle Remote Browser Isolation tarafında beraber sizin kendi kullanıcınızın web gateway üzerinden yaptığı aktivitelerin tamamından haberdar olacaksınız. Sizin kullanıcınız hangi servislere erişmiş? Bu servisleri siz analiz etmiş misiniz, etmemiş misiniz? Ve bu servisler bizim burada belirlediğimiz risk profil yönetimine göre high risk diye tanımladığımız servislerden bir tanesi mi? Bunları zaten web gateway entegrasyonu sayesinde göreceksiniz. Özellikle ve özellikle burada isolated web dashboard içerisine geldiğiniz zaman da browser isolation dashboard'u size şu bilgiyi verecek. O sunum sırasında da slide'da bahsettiğimiz gibi en fazla isolate edilen domainler neler, burada en sıklıkla gidilen kategoriler neler ya da en fazla gelen süreler neler gibi bilgiler sizlere gelmiş olacak. Bu sayede sizin arka planda yaptığınız aslında son kullanıcınızın veri transferlerinden tutun eriştiği sitelere, buradaki sitelerde ilgili bir sıkıntı var mı yok mu derdinden kurtulmuş olacaksınız ki bu önemli bir ölçüde aslında helpdesk operatörü olan yani ya da güvenlik analistleriyle helpdesk operatörlerinin kavgası olan ya arkadaşlar bakın burada browser isolation teknolojisi var. Neden ben aynı kategori edilmiş bir siteye izin vermiyorum ki? Zaten bir risk varsa ben bunu bertaraf ediyorum kısmını adreslemiş olacak. Ve bu sayede önemli ölçüde bir iş yükünü de azaltmış oluyor olacaksınız. Ümit, ben sana sözü bırakıyorum. Sen istersen ekranını paylaş. Sorular varsa Ümit'in sunumu sonrasında da tekrardan soru cevap şeklinde de bir 10 dakika 15 dakika üzerinden geçmek istiyoruz. Vakit kaldı. Şimdi ekranımı paylaşıyorum o zaman. Bu arada herkes tekrar hoş geldi. Kısaca bir kendimi tanıtayım. Ümit Taş ben. Yaklaşık 3 yıldır SoftwareOne ailesi içerisinde bir güvenli uzman olarak
görev yapmaktayım. Bugün de elimden geldiğince size Office 365 tenantı üzerinde Envision'la birlikte yapabildiklerimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir Office Atakan dashboardlarla bitirdi. Ben de dashboardlarla bir başlayayım. Bize Envision'ın sağladığı güzelliklerden bir tanesi de bazı hazır dashboardlar. Bunlardan şu anda karşımızda olan, sizin de gördüğünüz Office 365 tenantına ait dashboard. Burada setup tamamlandıktan sonra, biz Envision'a tanımladıktan sonra Office 365 tenantımızı bu şekilde bize hazır dashboard geliyor. Ve biz bu dashboard'u istediğimiz gibi kategorize edebiliyoruz. Unresolved incident'larımızı, Unresolved DLP incident'larımızı ya da herhangi bir kartı istersek biz kendimize göre customize edebiliyoruz. Örneğin Unresolved Security Configuration incident'ları seçip save dediğimizde buraya yeni bir kart olarak ekleyip kendi istediğimiz şekilde bizim için önemli noktaları customize edebiliyoruz. Ve yine sağ tarafta göreceğiniz gibi bizim Office 365 tenant'ımızın Envision'a olan entegrasyondaki setup'ımızın durumunu gösteriyor bize. Bunun gösterdiği gibi eksik olan kısımları da ben size gösterebilmek adına bu kısmı eksik bıraktım. Bize hem nasıl yapacağımıza dair bir bilgi veriyor, hem de bir guide'ımız var, arka plan bir guide'ımız var bizim. O guide üzerinden tanımlamaların nasıl yapılacağına dair bir bilgilendirme oluyor. Yani burası bize dediğim gibi Office 365 yani kullanmış olduğumuz, yönettiğimiz tenant'ın yönetimine ne kadar hakimiz, ne kadarına erişebiliyoruz gösteriyor. Şimdi ben hazırlamış olduğumuz bazı use case'ler var. Bu use case'leri de şu şekilde hazırladık. Müşterilerimizden en çok gelen sorular üzerinden hazırladık. Bunlar da biliyorsunuz en çok aslında Atakan'ın da girişte bahsettiği gibi uzaktan çalışmalar başladıktan sonra biz artık kendi organizasyonlarımızın içerisine Teams kanalıyla, OneDrive kanalıyla ya da diğer uzaktan erişim kanallarıyla farklı kullanıcıları eklemeye başladık. Ve bizim için risk teşkil eden datalar ya da bilgilerin dışarı çıkmasını istememeye başladık her zaman olduğu gibi. Ve yine aynı şekilde chat üzerinden ya da farklı kanallardan istemediğimiz keywordlerin gitmesini istemedik. Örneğin biz demo ortamını hazırlarken, şu anda zaten eski denemelerimizi görüyorsunuz. Dedik ki Teams üzerinden biz Ankara kelimesinin paylaşılmasını istemiyoruz. Gerek kurum içerisinde, gerek kurum dışında biz bunun kesinlikle paylaştırılmasını istemiyoruz dedik. Ve yine aynı şekilde Teams'teki guest user'ların, yani Teams'te oluşturmuş olduğum gruplara guest user'ların eklenmesini ya da benim organizasyonumu ya da trusted olan domainin dışındakileri user'ların eklenmesini istemiyorum. Bunun için benim oluşturmuş olduğum bir Gmail account'u var. Şimdi onu da ekliyor olacağım. Bu arada zamandan kazanmak adına use case'leri bu şekilde ekranlarda uygulayıp sonrasında incident'lar ve polisler üzerinden açıklamaya çalışacağım size yine. Ben şimdi organizasyona bir guest user ekliyorum. Ve bu beklentimiz birazdan politikaları birlikte inceliyor olacağız. Bu guest user'ın revoke edilmesini bekliyoruz. Ve yine aynı şekilde benim için sensitive olan datalar mevcut. Örneğin ben yine dedim ki OneDrive üzerinden ya da benzeri bir SharePoint üzerinden ya da benzeri bir paylaşım alanından benim için önemli olan datalardan bir tanesinin içerisinde Ankara kelimesi olabilir. Bu Ankara kelimesinin paylaşılmasını istemiyorum dedim. Bu arada hemen bir göstereyim size ben datanın içerisine, pardon. Yine buranın içerisinde bu sefer Ankara 06 datası mevcut. Yani bilgisi mevcut. Ve yine burayı açmışken benim demo ortamı için hazırlamış olduğum kredi kartı kayıtlarının paylaşılmasını istemediğimize dair bir kural hazırladık. Burada da and or mimarisini kullandık. Dediğim gibi dataları upload ettikten sonra case'leri yükledikten sonra case'lerin üzerinden geçerek göstermek istiyorum. Ve yine son olarak da içerisinde sensitive bir data olmayan, yani benim için önemli bir data olmayan bir dosyanın şirket dışıyla paylaşılmasını istemiyorum. Bunu da biz nasıl paylaşabiliriz? Yüklediğimiz dosyanın linkini
şirket dışarısındaki, yani organizasyonumuzun dışarısındaki spesifik bir kullanıcıyla paylaşabiliriz. Ben yine bunu oluşturduğum sbosec@gmail.com account'uyla paylaşıyor olacağım şimdi. Şimdi incident ekranından öncesinde bir polis ekranından biz polisleri nasıl yazıyoruz, polislerde nelere dikkat ediyoruz kısa bir göstermek istiyorum. Örneğin data identifier kuralı üzerinden, polis üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi McAfee olarak biz aslında bu hizmeti sadece dedike bir hizmet olarak, dedike bir servise hizmet olarak sunmak adına yapmıyoruz. Yani burada siz bir kullanıcı, bir oluşturmuş olduğunuz bir DLP kuralı içerisinde birden fazla servisi tanımlayabiliyorsunuz. Bunların içerisinde Amazon servisleriniz olabilir, Google Drive'ınız olabilir. Yani siz Office 365 tenant ile birlikte GitHub for Business'da kullanıyor olabilirsiniz, Zoom'da kullanıyor olabilirsiniz ve aynı politikaları bu tenantlara da uygulamak istiyor olabilirsiniz. Bu noktada size ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi, evet ben bir kural oluşturdum, bir polis oluşturdum ama spesifik user'ları ben bu kurala dahil edebilir miyim ya da bu kuraldan istisna bırakabilir miyim? Bizim buna cevabımız McAfee olarak evet bunu yapabiliyoruz. Bunu hem user spesifik olarak yapabiliyoruz ki burada biz tanımlamış olduğumuz dictionary'ler üzerinden de yapabiliyoruz. Partner domain ya da trusted partner olarak da yapabiliyoruz. Ya da Enterprise Connector yardımıyla, Shadow IT tarafında kullandığımız Enterprise Connector yardımıyla Active Directory LDAP entegrasyonu sağlayarak Active Directory'den sync olan user gruplarınızı da buraya ekleyebiliyoruz. Ve biraz daha aşağı indiğimizde biz diğer bir polisimizin içerisinde rule setlerini görebiliyoruz. Bu rule setleri bize aslında esneklik kazandırıyor ve yine güzel Atakan'ın tabiriyle dramatik olaylardan bir tanesi bence şu. Bizim aslında McAfee'de on-prem tarafında alışkın olduğumuz validasyonları biz cloud'da da alabiliyoruz McAfee'den. Örneğin ben data identifier seçtiğimde rule kuralı olarak financial'ı ya da US driver lisans seçtiğimde otomatik olarak tanımlanmış olan validasyonları görebiliyorum. Ya da financial'da kredi kartı numarasını görebiliyorum. Burada bir and or mimarisi var. Rule setinin içerisine ekleyeceğiniz yeni bir rule and mimarisiyle çalışıyor. Yani bu da bize ne kazandırıyor? Evet ben bir financial datanın paylaşılmasını istemiyorum. McAfee'nin bana sağlamış olduğu bir validasyon var. Ama ben aynı validasyona kendi regex'imi de eklemek istiyorum. Bunun için de kendi regular expression'ımı örnek veriyorum işte slash s diye başlayarak yazabiliriz. Burada end mimarisiyle çalışıyor. Biz tanımladığımız kuralı ben kısaca bir açıklayayım size. Dedik ki eğer ki bir kredi kartı datası paylaşıldıysa bir tane varsa içerisinde paylaşılan datanın bir info, severity'si info olan bir alert üretiyorum, bir incident üretiyorum. Ya da içerisinde 5 tane kredi kartı datasına match olan bir veri paylaşıldıysa burada medium severity'de bir incident oluşturuyorum. Eğer 10 ve üzeri bir yani 10 tane match oluyorsa minimum high severity'de bir incident oluşturuyorum. İstersen bu incident'a ben exception'larımı ekleyebiliyorum ve en alt kısımda da hangi response'ları vereceğimi belirliyorum. Burada zaten burası default olarak geliyor. Yani herhangi bir kurala çarpması durumunda bir incident oluşturuluyor. Medium'da karantinaya almasını, high olduğunda da delete etmesini bekliyorum ve buradaki seçeneklerim çok çok fazla. Shared link'i remove edebiliyorum, maili blok edebiliyorum, encrypt edebiliyorum. Burada tamamen şirket politikamız devreye giriyor. Kapatmadan bir şey eklemek istiyorum Ümit. Tamam bir sorun değil. Bir daha son açabilirsin. Hazır buradayken aslında geldin ama bazen gözden kaçabiliyor. Biz de tekrar etmiş olalım. Sunum sırasında da bahsetmiştik. Şimdi classification'ın önemi. Herhangi bir DLP projesi yapıyorsanız en büyük farklardan bir tanesi neyi korumak istediğinizi iyi anlamlandırmanız gerekiyor. On-prem'de kullanıyor olabilirsiniz. Pure cloud çalışıyor olabilirsiniz işiniz gereği. Buradaki classification eklemesi sayesinde add rule kısmına girebilir misin Ümit bir tanesinde? Add rule, classification'ı seçelim. Box yerine McAfee'yi seçersen. McAfee classification, bakın burada hali hazırda sizi
McAfee'nin sağlamış olduğu classification'lar geldiği gibi aslında bunun yanında sizlerin de oluşturduğu classification'ları otomatik olarak görüyor olacaksınız. Ve bu ciddi anlamda sizin işinizi kolaylaştıracak bir iş olacak. Çünkü gün sonunda sadece hazır data identifier'lar belki işinize yaramayacak. Böyle diyeceksiniz ki işte Ümit'in bahsettiği gibi burada belki regular expression'lar yapacaksınız, customize etmeniz gerekecek. Tamamını bir classification'a bağlayıp bu classification'da burada belirlediğiniz zaman arka planda hepsi çalışıyor olacak. Kusura bakma biraz araya girdim ama. Estağfurullah, iyi de oldu. Tamam. Policy'lerden bahsederken evet biz bu policy'leri yazabiliyoruz istediğimiz gibi ama amacımız gün sonunda bir şeyleri otomatikleştirmek, bir şeylerin daha rahat yapılabilmesini sağlamak ki McAfee olarak aslında bu perspektifte hareket ediyoruz hep. Burada evet biz kendi policy'mizi oluşturabildiğimiz gibi 800'ün üzerinde bize bir policy template de sağlıyor Envision tarafı. Burada benim için önemli olan ne örnek veriyorum? Compliance DLP tarafında ben bir rule yazmak istiyorum ve Amerika'yı tekrardan yani yeniden keşfetmek istemiyorum. Bunun için yani Avrupa Birliği ülkeleriyle çalışıyorum ya da GDPR'a tabi yerlerle çalışıyorum ya da ben tabiyim. Burada ilgili GDPR polisisini seçerek create policy dediğimde burada Envision'ın bize sağlamış olduğu GDPR kategorisine uygun olan polisiyi otomatik olarak devreye de alabiliriz ufak tefek dokunuşlarla. Burada az önce de söylediğim gibi and or mimarisinde yazılmış tüm kuralı görüyoruz. Kuralı istediğimiz gibi kategorize, istediğimiz gibi modify ettikten sonra responslarımızı belirleyerek mevcut policy template'ler üzerinden de tanımlamamızı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi oluşturmuş olduğumuz incident'ları, bir incident oluşması için bazı olaylar gerçekleştirmiştik. Onları hem incident'ları inceleyerek hem de ne kadarında başarılı olduğumuzu görmek adına sizlerle incelemek isterim. Keyword detection yapmıştık. Demiştik ki bizim için Ankara kelimesi kritik bir kelime ve bunun paylaşılmasını istemiyoruz demiştik. Burada gördüğünüz gibi kuralımıza çarptığını görüyoruz ve kuralın üzerine incident oluşan incident'ın üzerine tıkladığımızda hangi saatte oluştuğunu ki UCT zamanında Türkiye saati için 3 saat eklememiz gerekiyor buna. Pardon yanlış şeyi seçtim sanırım. Tamam. Burada oluşan incident'a bir owner atayabiliyoruz. Çok pardon. Oluşan incident'a bir owner atayabiliyoruz. Incident için bir response şekli ve instance statüsü seçebiliyoruz ve bir çözüm action'ı da seçebiliyoruz. Bir alt kategoride de content'in bize içeriğini veriyor. Item'ın ne olduğunu, nasıl geldiğini, hangi pete gittiğini burada görebildiğim gibi bu küçük mavi dört köşeli simgeye tıkladığımda da yine kısa bir bilgi alıyorum ve neyden dolayı, hangi kontentten dolayı kurala çarptığını bu şekilde highlight olarak görebiliyorum. Yine data identifier tarafındaki bir rule'a bakarsak eğer, burada da yine hem severitesini görebiliyorum, hangi service name'ine ulaştığını görebiliyorum, saatini ve response'un ne olduğunu görebiliyorum. Hatırlarsanız kuralda demiştik ki 5 tane match olursa eğer karantinaya alınması noktasında bir kural oluşturmuştuk ve son response'un karantina olduğunu görüyoruz. Ve burada fark ettiyseniz farklı bir daha, şey daha var. O da MITRE ATT&CK framework'ünde bu kuralın ya da bu incident'ın bir matristeki bir teknik ya da taktiğe işaret edebileceğine dair bir bilgi de geliyor. Buradan sonra da aslında onu da göstermek istiyorum size. Ve yine ben content alanına geldiğimde içerideki datanın property'sinde neler olduğunu ve hangi dataların match olduğunu bu şekilde gizlenmiş olarak ve highlight olarak yine görebiliyorum. MITRE ATT&CK demişken aslında önemli adımlardan bir tanesi de orası. Onu da göstermek isterim size. Burada aslında şunu sağlıyoruz. McAfee bize bu dashboardla birlikte DLP perspektifinden yaptığımız kurallar MITRE ATT&CK'ta nelere tekabül ediyor, neleri adresliyor bunu gösteriyor. Buradaki durumlar illaki atak olduğu anlamına gelmiyor ya da belki false positive bir durum da olabilir. Ama MITRE ATT&CK framework'ü ve DLP perspektifinden baktığımızda neler açıklığa ya da tehlikeli durumlara işaret edebilir bunları bize gösteriyor. Örneğin grup aksesi seçebiliriz burada. Tıkladığımızda biz de DLP ve diğer
adımlar açısından bir sorun olmadığını ama config audit açısından 10 tane problemli durum olduğunu söylüyor ve az aşağıda neler yapabileceğimizi söylüyor. Burada önerilerle birlikte aslında mevcut durumumuzun ya da gözden kaçırabileceğimiz, insan gözünden kaçabilecek durumların onarılması, giderilmesi adına bazı önerilerde bulunuyor bize. Ve burada hangi resource'ların buradan etkilendiğini bize gösteriyor. Yine ben asıl config audit kısmındaki o 10 açıklığa tıkladığımda açıklık tam doğru tabir olmadı ama 10 tane bu bildirime tıkladığımda bize nerelerde ne olduğuna dair, hani nerelerin olduğuna dair, hangi topiklerin olduğuna dair bilgiyi veriyor. Herhangi bir tanesi, örnek veriyorum, disable auto add or remove users'a tıkladığım zaman da hangi severity'de olduğunu, hangi serviste olduğunu, durumunun ne olduğunu ve ben bunu nasıl kapatabilirim bize gösteriyor. Arka planda tanımlanan, schedule edilen ya da sizin kendinize göre tanımlayabileceğiniz on-demand scanler çalışıyor. Bu on-demand scanlerde hangi günlerde takılmış bu on-demand scan'e bunları gösteriyor. İşin güzel kısmı da aslında şu, eğer ki bu benim için gerçekten tehlikeli bir durumsa ve bunu kapatmam gerekiyorsa bunu buradaki adımlarla gerçekleştirdikten sonra herhangi bir şekilde bu açıklık artık benim karşıma çıkmıyor. Çünkü başında da söylemiştik, insan gözünden kaçabilecek hatalar oluyor ya da bir çalışma için bir özelliği kapatma durumumuz oluyor ve ya da açma durumumuz oluyor. Sonrasında bunu tekrar rollback yapmayı unutabiliyoruz. Bu noktada MITRE ATT&CK framework aslında bizim için hayat kurtarıcı oluyor diyebilirim. Açıkçası benim şu anda anlatacaklarım, demo olarak göstereceklerim de bunlar. Unuttuğumuz bir şey varsa Atakan. Yok, gerçekten harika anlattın. Ağzına sağlık, çok çok güzeldi. Ben ufak birkaç ekleme yapacağım izninle. Bir kendi ekranımı paylaşıyorum hızlıca. Aslında Ümit pek çok noktaya dokundu. İşte Microsoft Teams nasıl yönetilir, burada korumalar nasıl sağlanması gerekir, ondan sonra farklı kaynaklarla veri paylaşımı nasıl yapılabilir, bu incidentler dikkat ederseniz ne kadar hızlı bir şekilde responslar aldı. Bunların bazısı real time olarak gerçekleşiyor zaten. İşte siz biriyle veriyi paylaştınız, eğer o veriyi paylaştığınız kişi sizin domaininizde değilse anlık olarak onu zaten bloklamış oluyoruz. Ve bunun yanında aslında şimdi Ümit'in tenantında fazla veri olmadığı için ben bu bizim kullandığımız demo tenant üzerinden göstermek istiyorum. Activity Monitor kısmı geliyor. Activity Monitor sizin aslında yönettiğiniz tüm bulut hizmetlerini için o son kullanıcının yaptığı tüm veri alışverişlerini, veri transferleri, veri işlemi kısmını gerçekleştirmiş oluyor. Office 365 üzerinde bakacak olursak ilk öncelikle belki ekranım biraz küçüktür, şöyle büyüteyim. Daha net görünsün. Biz burada bir herhangi bir anomali tespiti var mı yok mu? Yani anomaliden kastımız, Atakan hep İrlanda'dan bağlanırken gün itibariyle bir gün Çin'den bir bağlantı gerçekleştirdi mi? Bunun için bir baseline oluşturuyoruz. Bu baseline arka planda bir machine learning teknolojisiyle beraber benim profilimi çıkartıyor. Profil çıktıktan sonra da diyor ki Atakan ilk defa Çin'den bağlantı yaptı ki normal bir şey değil, hiç bağlanmıyordu. Ya da Atakan çok ciddi anlamda data delete işlemi gerçekleştirdi. Normalde haftalık 5 GB veri silerken bu hafta 100 GB veri silmiş ya da data download etti gibi burada size anomalileri gösteriyoruz. Biraz daha bu işin detayına inmek istediğinizde, spesifik user seçtiğiniz zaman da aslında bu kullanıcıya ait olan, buraya eklediğiniz anda bu kullanıcının otomatik olarak filtre edilmiş verisini görüyorsunuz. Activity kısmına geldiğinizde de bu kullanıcı spesifik olarak ne yapmış, Tyler Daughter kullanıcısı görüyorsunuz. Ve en önemlisi, bu veriyi ben sadece burada mı görüyorum? Hayır, bu veriyi aslında sizin Enterprise konnektörü üzerinden de Syslog bağlantısı şeklinde olabilir ya da API ile de çekebilirsiniz. CM ürünlerinize gönderebiliyorsunuz. Yani bir hani forensic investigation yapan güvenlik analisti olarak en katma değerli kısım ne olacaktır sizin için? Loglar. Bu logların tamamını korele etmek anlamında CM ürününüzün içerisine koyup orada da bu input olarak kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Son olarak da bu işi yaptınız, bu işi bir şekilde üst tarafa göstermeniz gerekiyor. Yani sizin yöneticileriniz ya da halihazırda burada yöneticilerimiz varsa onların finans projelerin finansal anlamda bu işin katma değerli olup olmadığını, doğru düzgün yapılıp yapılmadığını nümerik anlamda açıklıyor olmaları gerekiyor daha üst yönetimlere. Cloud Security Advisor işte bu işin tam olarak adreslendiği yer oluyor. Sizi çeyreklik olarak yaptığınız iyileştirmelerin neler olduğunu, sektörel olarak sizin nerede olduğunuzu ve
halihazırda ne tarz işler yapmanız gerektiğini gösteriyor. Yani aslında sizin için bir Cloud Security Posture Management dediğimiz güvenlik bakış açısındaki gitmeniz gereken noktayı adresliyor. Ve bunu yaparken de aslında size diyor ki action item'lar olarak bak arkadaşlar siz DLP Scan for IaaS enable etmemişsiniz. Senin ortamında ben IaaS görüyorum. Bunu enable etmen lazım. Enable et dediğiniz zaman Enable Scan'a tıkladığınız anda otomatikman size Azure'u enable etmenizi sağlıyor. Yani ya da burada kontrol parametresi olarak baktığınız zaman size matrislerini resolve etmemişsin. Yani sen SaaS application'lar için MITRE ATT&CK vektörü veri tabanındaki gözüken map edilmiş herhangi bir hata git çözmen lazım ki burada benden puan kazanasın gibi aksiyonları gösteriyor. Bunun sayesinde aslında siz gün sonunda şuna sahip oluyorsunuz. Diyorsunuz ki hop, ekranı biraz küçültelim. Şöyle yapalım. Ben buradaki baktım Q1'deyiz. Q4'teki sonucumu görmek istedim. Q4'te ben neredeydim? Q3'e göre karşılaştırmam ne? Aslında yukarıya çıktığınız zaman üst yöneticilerinize ya da finansal bir sponsor aradığınız zaman bakın ben bu işi yaptım ve bu işi yaptığım sırada T0 anında diyelim ki Q3 sizin T0 anınız olsun. Cloud servis sayım 2695'ti ve 2742'ye çıktı. Servis sayımız artıyor. Bu servisler neler? Otomatik olarak sizi yönlendiriyor. İşte bu sayede üst yönetimlere bu işi adreslerken oldukça ciddi anlamda bir input sağlamış oluyor sizlere. Deyip ben de süreyi de efektif kullanmak adına aslında sorular varsa onları alabiliriz. Yoksa da yavaştan toparlayabiliriz. Var mı herhangi bir soru? Ya da aslında Teams'te direkt herkes mikrofonunu açabiliyor galiba. Herhangi bir sorusu olan varsa direkt sorabilir mikrofonu açıp. Sanırım yok şu an için. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Atakan ve Ümit ve katılımcılar bugün burada bizimle olduğunuz için. Benim iletişim bilgilerim zaten herkeste var. Ajanda da benden gitti. Herhangi bir talep ya da sorunuz olursa direkt bana iletebilirsiniz. Ben ilgili kişiye yönlendiririm. Çok teşekkürler. Şunu da söylemiş olalım. Bahsettiğim gibi slide'ın son sunumunda aslında bu bir başlangıç olarak SaaS teknolojilerini ve UC tarafındaki RBI teknolojilerini konuştuk. Ya umarım çok yakın bir zamanda Synapse tarafını, bununla beraber IaaS platformlar üzerinde Docker tarafı ya da Vulnerability Scan tarafındaki yetenekleri de ayrı bir session içerisinde ele alıyor olacağız zaten. Çok teşekkürler herkese katılımları için. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Teşekkürler için. Sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Güle güle. İyi günler herkese. İyi günler. İyi günler.